Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım. Tamam, orada durun, oraya geç. Sağa, sola, dön! İcabet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Bugün 6 Eylül, İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. 102 yıl önce bugün bu topraklar bir milletin küllerinden doğuşuna şahitlik etti. Bugün bir asır önce yazılmış kahramanlıkların ve destanların gölgesinde kurtuluş yolculuğunda yaşamak ve ile nöbet yaşatmak için yine buradayız. 1071'in 26 Ağustos'unda Malazgirt'te açıldı Anadolu'nun kapısı bizlere. Tam 851 yıl sonra 26 Ağustos sabahı başladı Büyük Teavuz. Bu defa hedef Anadolu'yu düşman işgal eden düşmandı. 30 Ağustos 1922'de ise yeniden Malazgirt uğru ile düşman birlikleri kapı dışarı edildi. 13 aylık esaretin ardından yeniden güneş doğdu 6 Eylül'de İnegöl'de. İnegöl bildiğiniz gibi tarihe şahitlik etmiş, kuruluştan kurtuluşa uzanan kadim bir şehir. İnegöl ticaretin dünyaya açılan kapısı, tarımda bereketli toprakları, turizmde şifalı suları, yeşilin ve şifanın merkezleri İnegöl. Turgut İli İnegöl, Osmanlı'nın imparatorluğa açılan kapısı. Dün olduğu gibi bugün de tarihin en güzel şahididir İnegöl. Sungur Paşa'nın, Başbeyzin Esat Paşa'nın, Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın inancın ve kararlı mücadelenin şehridir. Kurtuluş komutanı Şükrü Naip Paşa'nın emanetidir bu şehir. İnegöl kolay pes etmedi ve direndi. Üstü güven ile, edebeyli izzet ile, İnegöl'lü küçük Kamil ile, Arnavut Halil, Mahmut Şenar ve Kurşunlu'dan Mehmet ve daha nice isimsiz kahramanlar. 7'den 77'ye kadını, erkeği, çocuğu ne geçit verdi ve aman verdi düşmana. Halhalca'da, Dobaköy'de ve daha pek çok bölgede gözünü kırpmadan ölüme yürüdü, düşmanı da bu topraklarda yürütmedi İnegöl. İşte bu kararlılık ve bu dip duruş kurtuluşun işaretiydi. 10 Temmuz 1921 günü başlayan Yunan işgali İnegöl'ler için ateşten gömleğin giyildiği bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Aziz milletimiz 13 ay 26 gün sürecek bu işgali 26 Ağustos 1922'de başlayan milli mücadelenin hızlı noktalarından biri olan Büyük Taarruz ile aşmayı başardı. 6 Eylül 1922 tarihinde Şükrü Naip Paşa Komutası'ndaki Türk ordusunun İnegöl'e girmesiyle birlikte düşman işgali son bulmuştur. İşte o günden sonra 6 Eylül İnegöl için kurtuluşun, yeniden dirilişin, küllerinden doğuşun sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluşun 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, tüm kahraman milletimizi saygıyla rahmetle anıyorum.